Kayıt. Kayıt. Kayıt dedi yönetmenimiz ve programa başladık sevgili çocuklar. Bugün neredeyiz efendim? Eminönü'nde salata köprüsünün hemen yan. Ya işin gücü yemek yemek. Kardeşim salata değil galata. Hocam insan acıkınca hani her şeyi böyle yiyecek gözüyle görüyor artık. Ne yapayım? Ya iyi güzel doğru söylüyorsun da burası çok kalabalık. Bak gelenden geçenden yani insanlar burası İstanbul'un en trafiğinin yoğun olduğu yer sevgili bir Ramazan-ı Şerif'te görüyorsun arkada kimileri uzaktan hocam, geliyor. Hocam ben bir şey yiyemiyorum ama arkadaki insanlar yiyor. Balık ekmek götürüyorlar. Ama bak onlarla konuşursak kimisi Londra'dan gelmiş. Kimisi Amerika'dan gelmiş. Onlar hep yolcular, seferiler. O ne seferi olanlar? Ha. Sen seferi misin? Yok ben seferi değilim. Ben İstanbul'dayım. İstanbul o zaman olamıyorsun demiş. Bak güneş yakıyor. Ben bile böyle serpuşumu koydum ki alnım güneşe karşı çok hassas olduğu için evet. Deri yanıkları olmasın diye. Benim de kafam çok hassas. Şapkayı çıkartınca yanıyor. Allah Allah. İyiymiş. Evet. Bak bakmadan söyle. Bir de sen ben sana hediye vereceğim. Şu anda sol tarafımızda Galata Kulesi var. Galata Kulesi. Ha bakıyorsun bak gördün mü Galata Kulesi'ni? Bak şu tarafta. Sol. Bak orası Galata sağ, Kulesi. Sağ taraf yani. Evet. Ekrana karşı sol taraf. Galata Kulesi tam orası. Görmüş evet. Olduğun yer. Orası Galata Kulesi. Ondan sonra tam burada da Galata Köprüsü var imiş. Galata Köprüsü. Evet. Ha Galata Kulesi, Galata Köprüsü. Bravo. Galata. Evet. Mevlevihanesi var. Mevlevihanesi Galata var. Galata Mevlevihanesi'nde bizim Fırat var. Ah Fırat Dağdeler. Selam olsun Fırat'cığım. Biliyorsun sevgili çocuklar İbiş'le beraber biz İstanbul'u gezerken dedik ki çocuklar da öğrensinler. Şu anda İstanbul'un en hareketli yeri ve arkada da balıkçılar var. İbiş balık yapmayı çok sever ama bir türlü balık yiyemiyor. Niye? Çünkü İbiş oruçlu. Evet ben oruçluyum ve yemek yiyemiyorum. Ama iftardan buradan sonra yetkililere sesleniyorum bana yemek yedirin. İyi güzel de İbiş'im sen şimdi belli vakte göre yemiyorsun ondan sonra yemek serbest sana. Ben sana balık ısmarlayacağım bak burada balıkçılar var. Anam belki köpek balığı olsun. Öyle mi? Yok olmasın. Yunus balığı o da yenmez. O güzel bir hayvan. Hangi balıktan yiyeceğiz? Ben sana güzel mükellef bir uskumru ikram ederim. Uskumruya bayılırım valla. Uskumruyu çok severim. Ondan sonra bir de istavrite bayılırım. Evet. Hamsiye özellikle hamsi pileve bayılırım. Tramvay geçiyormuş tramvay. Hangisi? Anlat. Tramvay geçiyor sevgili seyirciler, sevgili çocuklar. Galata Köprüsü'nden efendim tramvay geçiyor. Ne ilginç bir şey mi o tramvay? Yani, ne alakası var sanki? Hayır. Ne kadar hareketli olduğunu sana göstermek için İbiş. Yani biraz sonra ben seni sonra şeye götüreceğim. Bu da güvercinlere yem atıyorlar. Güvercinler tabii diyeceksin ki niye yemiyor ben yemiyorum. De bakayım. Evet. Niye yiyor ben yemiyorum? Çünkü güvercin nedir? İnsan değildir. Nedir güvercin? Hayvan. Hayvanlar oruç tutar mı İbiş? Hayvanlar oruç tutmaz. Doğru söylüyorsun. Ya onun için. Güvercinler oruç tutmuyor mu şimdi? Güvercin tutmuyor. Yalnız arkadakiler güvercin değil. Ya. Onlar seferi. Seferi. Yolcu, uzaktan seferi gelmişler. Olmak için ne yapmamız lazım peki? Yani bulunduğun yerden 90 kilometre uzağa gitmen lazım. 90 kilometre. İzmit'e gideyim ben o zaman. İzmit'e git sonra seferi akşam gel. Seferi olayım orada. Tamam. Ama masraf çok fazla olur beybiş. Masraf çok mu fazla olur? Sen için yapma bu işi. En iyisi yapmayayım ben ezanı bekleyeyim. Ezanı bekle hadi. Bak şu anda ezanı hem tam var ya ben bir taşla iki kuş vuruyorum. Niye? Çünkü hem kilo veriyorum böyle manken gibi olacağım. Evet. Ondan sonra hem de oruç tutuyorum. Al bak, ne yapayım? Hediyesini ver. Sen kimsin çocuğum? Biger. Nereye bağlantı yapıyor? Sen de mi seferisin? O da seferi. Nereden bu da sefermiş. Son nereden gelmiş? Nereden geliyorsun? Kartal. Kartal. 90 kilometre var mı Kartal? Aşağı yukarı. İkinci köprüden bir iki defa tur atarsan 90 kilometre. Adı ne sor. Adın ne? İrem. İrem. İrem sen 90 kilometreye geçtin seferi oldun değil mi? Tabii. O yüzden oruç tutamıyorsun. Evet. Canım benim ya yazık ya. Kaybolmuş çocuk kaybolmuş. Nerede çocuk annesi babası? Yok canım buradadır annesi babası. Nerede anne baba? Annem baban nerede kızım? Hani gel kızım gel buraya bak bu da seferi. Bu da seferi. Var. Allah razı olsun. Canım. vay. Allah razı olsun. İbiş su nesi? Su akıyor. Su mu? İbiş şu anda ilk defa oruca başladığı çok sevap kazandığı anlıyor. Hele hele yanında yemek yiyenler varsa gerçekten bunun kıymetini anlıyor. Başka zaman yedikleri stoklar var ama onlarla idare ediyor bugün. Evet ama onlarla idare ediyorum. Bunu da az sonra götüreceğim. Evet. Gerçekten İbiş çok ilginçsin. Ben merak ediyorum çocuklarla yapmış olduğum bu programda. Bunu tanı bakalım bu kimmiş? Sen kimsin çocuğum? Adım Tuğçe Gülmez. Adını çık çocuğum adını. Tuğçe sen nereden geliyorsun? Sivas'tan. Bak. Bu çocuk yiyebilir. Sivas'tan geliyor. Sivas'tan geliyor. Kaç kilometre Sivas? Sivas yaklaşık 750 kilometre. 750 kilometre. Onun için sen iki de bahçeferisin. Ye iç. Ama bir şey içmiyor. Doğru. Yanım oradan bir meşrubat getirin çocuğa. Tıkanacak birazdan. İbiş şimdi hediyesini verelim çocuğa. Çocuğun hediyesini soralım. Verelim sorusunu soralım. Evet şimdi biz Ağustos ayındayız. Niye oruç tutuyoruz? Hangi ayda oruç tutulur? Ramazan.
Heh. Bu bildi, ver hediyesini. Ver Ramazan hediyesini. Ramazan'ın hediyesi geliyor. Goncacı çocuk şarkıları. Sevgili arkadaşlar, sizler de bu güzel eserlere sahip olmak isterseniz www.çocukilahileri.com'a giriyorsunuz, üye oluyorsunuz ve size hemen CD'niz gönderiliyor. Bu da senin hediyen canım. Sabah akşam günde iki defa tok karnına dinliyorsunuz. Yayın açıklığı yapıyor. Ama ille de Sivas'tan gene bir hediye verelim. Sorumuzun cevabını veremedi ama doğru. Yine de ben kolay bir soru soralım. Ben sorayım. Bu havlunun rengi ne? Beyaz. Beyaz. Tuz ne renk? Tuz ne renk? Beyaz. Kar ne renk? Beyaz. Bulut ne renk? Beyaz. Aa, çok güzel, iyi gidiyor valla. Yoğurt ne renk? Beyaz. İnek ne içer? Süt. Yanlış cevap. Oğlum gel yavrum. İnek ne içer? İnek süt. Süt içermiş ya. Bu da süt diyor başka ya. Başka ineklere sor. Ha, başka çocuklara sorayım. Efendim? Ot. Ot içer diyor ya. Abiciğim inek ne içer? Su. Hah. İnek su içer dedi. Bir bardak suyu kazandı iftarlık. Nasıl yani? Suyu nereden bulacak? Nasıl? Suyu belediye dağıtıyor zaten. Abi iftar vakti çadırda dağıtılıyor. Bravo. Dağıtılıyor, doğru söylüyorsun. Sevgili çocuklar, aynı zamanda gerçekten İstanbul'da çadırlar kaldırıldı ama sokak iftarlarında yine de yolda geçenler, kimsesiz olmayanlar, yemek yiyecek bulamayanlar sokaklarda iftar edebiliyorlar. Belediye etkinliklerinden devam ediyorlar ama o çocuk hala hediyesini alamadı. Aa, nerede? Sivas, nereye gittin? Sivas kayboldu. Sivas'a gitti. Sivas arazi oldu Sivas. Evet. Hocam sokak iftarları dedin. Evet. Hani sokaklarda iftar veriliyor. Şu an peki en büyük iftarı kim verdi? Vay be, gerçekten şu anda İstanbul'da ilçeler yarışıyorlar. En son İbiş'te Ümraniye'ye gittik. 20 bin kişi sokakta iftar etti. Evet. Şimdi Hasan Can'ı tebrik ediyoruz. Bravo. Evet. Sonra Esenler şu anda 40 binli önde gidiyor. 40 bin Esenler. Evet. Aa, Esenler Belediye Başkanı yönetmen buraya geliyor. Bak mesela oruç tutamıyor. Niye? Seferi. Sor bakalım nereden gelmiş? Nereden geldiniz efendim? Uzak yoldan geldik. Uzak yoldan geldik. Bak adamcağız seferi. Nereden mesela? Kastamonu'dan mı? Diyarbakır'dan geldik. Aa, Diyarbakır'dan. Hemşerim canım benim ya. Ay ay ay. Diyarbakır hangi mahalle? Aşağı mahalle, yukarı mahalle? Cennet mahallesi mi? Yok yok. Hangi mahalle? Ofis. Ofis mahallesi diyor ya. Ofis mahalle meşhur. Ofis. Meşhur olsaymış. İşte sevgili seyirciler, sevgili çocuklar, söylemiş olduğumuz gibi burada mazeretli insanlar oldukça, İstanbul uluslararası bir şehir olduğu için insanlar oruç tutamadığı için oruçlarını açıyorlar. Uzak yoldan gelen var, iş için gelenler var, hasta olanlar var, ziyarete gelenler var. Onlar bu durumda oldukça oruç tutamıyorlar. Ama İbiş oruç tutuyor. Evet, ben oruç tutuyorum, oruç da beni tutuyor. Bravo başım, İbiş gerçekten. Vallahi... Hani tekne tutuyor ya, evet. Oruç tutuyor, başım dönüyor. Bravo, başım dönüyor. O zaman sen gerçekten bu konuda tebrik edersin. Tebrik ediyorum, hediyeyi hak ettin. Hatta bayram kazanacaksın. Evet, yeni misafirlerimiz var, onları tanıyalım. Merhaba, adın ne? Zehra. Zehra, evet. Sevgili, bak Zehra'mız gelmiş. Senin adın ne? Zeynep. Zeynep. İki tane Z harfiyle başlıyor. Birisi Zeynep, birisi Zehra. Nereden geldiniz? Cebeci'den. Ta Cebeci'den gelmişler. Kardeş misiniz? Cık diye bir şey var. Türkçede cık diye bir şey var. Ben hala onu kitaplara baktım. Cık diye bir kelimenin karşılığını bulamadım. Ama sizler gerçekten www.çocukilahile.com, al onları buraya. Çocukilahile.com'a girerseniz oradan bunun cevabını bulabilirsiniz. Yani size bir soru sorduğunuz zaman eğer diyorsanız bunun karşılığı nedir merak ediyorum yani. Gerçekten ben bir daha sorayım bakayım cevabını alabilecek miyim? Siz ikiz misiniz? Hayır. Aa, konuştu. Hayır dedi. Enteresan bir şey. Belki de hayır demek istemiyorlar kardeşlerimiz. Niye? Çünkü 12 Eylül'de evet hayır yarışması var. Evet diyenler kazandığında Türkiye'nin yüzü değişecek. Daha güler yüzlü bir Türkiye olacak. Eski kötülükler gidecek. Bak alkışlıyorlar. Onun için çocuklar hayır dememeye çalışıyorlar. Çünkü gelecekte evet dediğimizde çocukların yüzleri daha çok gülecek. Evet. Peki siz kaça gidiyorsunuz? 4. 4 sen? 7. 7 maşallah sen? 5. 5 sen? Efendim? Kaça gidiyorsun diyor. 6'ya geçti. 6'ya gitmiş. Peki İmiş, bunlara kolay bir soru soralım, hediyelerini verelim. Hocam. Efendim. Bu çocukları tanıyor musun? Bu çocuklar tanıyor musun diye İmiş bana soru sordu. Bilirsen bakalım bana hediye verecek mi? Gel çocuğum buraya, gel yanıma. İmiş senin mi bunlar? Sarıl, sıkı sarıl. Hani gitmiştik sünnetine, ikisi de küçüktü bunların. Sonra suya yatırmışlar, büyütmüşler böyle. Allah, gübre falan dökmüşler mi altına? Dökmüşler, dökmüşler. Allah, nerede sünnet etmişiz? Bamberk'te. Ha, Bamberk'te, Nürnberg'in kuzeyine çıkmıştık. Çok güzel. Tamam, hatırladım, o da Betül abla, Betül Seçkin abla bizi çağırmıştı. Bak evet diyorlar. Sonra Betül abla bizi Kastamonu'ya çağırdı. O da ne yapmıştık hayır derneğinde? Sünnet yapmıştık. 65 çocuğu kestiymiş orada. Yok ben kesmedim, doktor kesti. Ya sünnetçi kesti, tamam anladım neymiş. Şimdi bu çocuklar sünnetli mi? Bakayım. Ya öyle demiyorum ya. Sünnet derken sakal bırakma sünneti değil. Fenli sünnet. Ha, fenli sünnet. Tamam ya, biz yapmıştık zaten. Ha, eğlencesini biz yapmıştık. Hediyesini verdik mi? Verdik. O zaman bir hediye daha verelim. Şimdi soralım.
Çocuklarımız hazır gelmişler. Yanaşsın şöyle. Ha, çok güzel. Peki soru kolay bir soru. Evet. Sanki fotoğraf çekiliyor gibi. Bakın bakalım. Gel kızım, minik kız, sen de gel. Evet, gel sen de. Evet, kızlar yarışıyor programımızda. Hediyelerini vereceğiz. Şimdi İbiş. Buyur usta. Çok kolay bir soru soracağım. Önce bilen elini kaldırsın. Hazır mısınız? Önce merhaba Ramazan diyelim. 1, 2, 3. Merhaba Ramazan. Bunlar sesi çıkmıyor. Stop. Şunları annene ver canım. Annene ver, öyle gel, evet. Burayı kesiyoruz hocam. Ekileri annesine ver. Heh. Ayağına basıyorsun ya. Ben ne diyorum, niye çığlık atıyorsun? Ha. Bir daha bir A alayım, sen deme. 1, 2, 3. A. Çok güzel. Şimdi A. B deyin. B. Bir de M deyin. M. Bu ne sesi ya? Kurbanlık sesi. Kurbanlık sesi ya. İyiymiş, beni de şaşırtıyorsun ya. Neyse, çok kolay bir soru. Hazır mısınız? Hazırız. Önce merhaba Ramazan diyeceğiz. 1, 2, 3. Merhaba Ramazan. Kim Ramazan o? Niye borcunu ödemiyorsun oğlum? Kim o ya? Ramazan demedin. İyiymiş, sen önce Ramazan'a borcunu öde. Geçen sene 3 gün borcun vardı Ramazan'a. Ha, doğru söylüyorsun. Ya 3 gün oruç tutmadın. Ha, haklısın, hastaydım. Hastaydın. Onları ben kaza yapacağım, kaza. İyi, İyiymiş, güzel olacak inşallah. Güzel olacak. Şimdi sorumu soruyorum. Benden sonra tekrar sende. Ramazan, evet, ayında. Ramazan ayında. En güzel bir gecede. En güzel bir gecede. Gecede. Kur'an'ın indiği gecede. Kur'an'ın indiği gecede. Sevgili peygamberimize. Sevgili peygamberimize. Hira Dağı'nda. Hira Dağı'nda. Oku dendi. Oku dendi. Acaba. Acaba. Kur'an'ın. Kur'an'ın. Doğum gecesi. Doğum gecesi. Ramazan'da. Ramazan'da. Hangi gece? Hangi gece? İlk parmak buradan kalktı. Kadir gecesi. Kadir gecesi. Alkışlıyoruz çocuğumuzu. Alkışlıyoruz arkadaşımızı. Bravo. Ver hediyesini. Bravo, sen hediyesini ver. Peki bir şey soracağım. Vay İbiş, ne veriyorsun hediye olarak? Goncagil çocuk ilahileri yeni çıkmış bu. Öyle mi? Ne var içinde? Evet. Kuru fasulye, pilav, haşlama, kırıntı tavuk, çocuk her şeyi. Ya İbiş saçmalama ya. C vitamini var, B vitamini var, Z vitamini var. Bütün ne zaman yiyecek bunları, kullanacak? Bunları sabah akşam tok karnına iki defa dinlesin yeter. İftardan sonra mı yoksa? Tabii iftardan sonra tok karnına. İftardan sonra, hayırlı olsun inşallah. Peki. Kim kazandı? Hayırlı olsun. Al çocuğum. Ya o değil ya, bu kazandı. Peki sana bir soru soracağım. Bana bir soru. Kadir gecesinde diyorsun Kur'an-ı Kerim inmeye başladı. Evet. İstanbul'da çok önemli bir yönetici var. O da Kadir gecesinde doğmuş çünkü adı aynısı. Kim o adam? Hangi adam? Kadir Topbaş. Kadir Topbaş. Vay be, bak İbiş onu da bildi. Yani hediye hak etti gerçekten. Canım benim ya, bravo. Ne kazandığını biliyor musun? Kadir Topbaş Büyükşehir Belediye Başkanımızdan bir hafta Eminönü'nde tatil. Babanla gezebilirsin, rahat ol. Bedava Eminönü. Bedava tabi. Zaten bedava ya. Öyle mi? İyi, saçmalama Allah aşkına ya. Ha, biz niye para veriyoruz o zaman? Nereye para veriyorsun? Ha, belediye para yatırıyor. Aa, küçük bir çocuk gelmiş. Senin adın ne? Daha bu konuşamıyor İbiş, niye? Çocuğun dilini kesmişler. Ya yanlış bir sünnet etmişler. Ha, yok erkek çocuğu değil. Ha, erkek değil o ya, ben de karıştım. İbiş, ikinci soru geliyor. İkinci soru geliyor. Hazır mısınız? Ama ekranları başında bizi izleyenler doğru cevap verirlerse o cevaplarını www.çocukilahiyle.com'a giriyorlar ve adreslerini yazıyorlar. Onları biz buradan Çocuk İlahiyle'ye gönderiyoruz. İşte ikinci sorumuz geliyor. Mübarek Ramazan, meşakkatli geçiyor. İstanbul gerçekten çok sıcak. Belki de 70 yıldır görmeden sıcaklık yaşanıyor ve İstanbul'da iftar vakti saat 8'de oluyor. Avrupa daha da geç oluyor, saat 10'da oluyor. Daha da kuzeye gittiğimiz daha da geç oluyor. Ama Cenab-ı Hak bize ikramları var. Ramazan geçer geçmez bir ikram var. Ramazan geçtiğinde bir bayram var. Ne bayramı? Aa, yemek bayramı. Hayır, kim söyleyecek? Ha? Kurban bayramı. Kurban bayramı diye bir şey. Kurban bayramına daha 2 ay var be. Söyle kızım. Ramazan bayramı. Ramazan bayramı, ver hediyesini. Aa, Ramazan bayramı, ver hediyesini. Oh, işte çocuğumuz bildi. Biz de kendisine Goncagül çocuk şarkılarını hediye ediyoruz. Ve tebrik ediyoruz çocuğumuzu. Ramazan bayramı cevabını verdi. Hayırlı olsun. Tamam. Çok güzel. Verdin mi hediyesini? Verdim. Aldı gitti çocuklar. Aldı mı kızım hediyeni? Hayır. Almamış. Almadın mı? Ya insanoğlu işte. Oluyor böyle işte. Allah yani. Ne yere falan mı düştü? Nereye düştü? Allah. Aa, şurada bir şey var. Hay Allah, iyiliğini ver. Görürsün sen gününü sen. İbi, şimdi sünnet çocuklarımızın sorularını sorup hediyeni verelim mi? Verelim. Nerede onlar? Burada. Al sana. Al sen. Aa, bir sünnet çocuğu daha geldi. Öyle mi? Hangisi? Heh, onu da alalım. Ha. Alkışlarla sünnet çocuğumuzu alıyoruz. Hadi bakalım. Oğlum yanlış yere gelmiş. Dur. İbiş, anlamadım, bir şey dedin. Diyorum ki yanlış yere gelmiş çocuk. Eyüp Sultan'ı ziyaret edecek. Öyle mi? Eminönü ziyaret ediyor. Adın ne yavrum? Benim Samet. Benim Samet. Aa. Başla şimdi Samet kardeşimiz. Samet'i okursa, çünkü Samet demek oruç demek. Samet demek Allah'ın benzersiz sıfatı. Yani o yarattıklarına hiçbirisine benzemiyor.
Oruç ibadeti de hiçbir ibadete benzemiyor. Çünkü şu anda hiçbir komutan, hiçbir başbakan bu kadar milyonlarca insana dese ki akşam 8'e kadar yemeyeceksiniz, içmeyeceksiniz, hiç kimse buna uyamaz. Ama bize öyle bir komutan emrediyor ki 1,5 milyar insan alemi, Müslüman alemi oruç tutuyor, iftar vaktine kadar sabırla bekliyor. Şimdi Samet ismini almış çocuğumuz bize Samet duasını okursa hediyesini alacak. Bakalım Samet'i biliyor mu? Başla. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad Allahu samet lem yelid velem yulad velem yekun lehu kufuven ehad. Vay be. Tebrik ediyoruz gerçekten. Tebrik ediyorum seni. Bravo. Sarıl bana, sarıl. Canım benim ya, canım. Aa, ya maşallah. Ne yapıyorsun ya? Çocuk kazandı ya. Kazandı maşallah ya. Maşallah. Bak bunun dilini kesmemişler, şiiri kesmişler. Ver hediyesini. Ver hediyesini. Ne veriyorsun? Canım benim. Ay goncuk çocuk ile ailenlen sana. Çok güzel, lütfen zihin açıklığı veriyor. Sabah akşam günde tokarını iki defa dinliyorsun, tamam mı? Anlaştık mı? Canım benim. Selam söyle babana. Bu çocuğun babasını tanıyorum bir yerden. Öyle ya. Mi ya? Kim nerede? Bunun babası? Bizim mahallenin muhtarı. Mahallem o değil ya. Baban kim oğlum senin? Diyor ki nerede oturuyorsunuz diyor. Ve biz küçük köyde. Ha küçük köyde siz? Ya. Biz büyük köy. Nasıl? Öyle bir yer yok ya. Bir yer çocuk yok. Semtin adını küçük köy diyor. Semtin adı mı? Bizim köy büyüktü ama. Programımız devam ediyor. Şimdi Goncagül Çocuk ile ailelerine bir klip izliyoruz. Ondan sonra Ramazan ve Çocuk programımız TV5 ekranlarında hediyeli yarışmalarla izlenmeye devam ediyor. Evet, devam ediyor. Sakın ayrılmayın. Çevrimizi çekemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim mi? Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Ah demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin. Yemeyenler kalırın açar, gözlerinden kanlar saçar. Bu bir demdir, gelir geçer, duyamazsın demedim mi? Bu bir demdir, gelir geçer, duyamazsın demedim mi? Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Ah demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Bu bilendir, gelir geçer, duyamazsın demedim mi? Bu bilendir, gelir geçer, duyamazsın demedim mi? Bir sultan alişahımız, Hakk'a ulaşır rahımız. 12 imam katarımız, duyamazsın demedim mi? 12 imam katarımız, duyamazsın demedim mi? Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Ah demedim mi,
iman katarımız. Uyamazsın demedim mi? 12 iman katarımız. Uyamazsın demedim mi? 12 iman katarımız. Uyamazsın demedim mi? 12 iman katarımız. Uyamazsın demedim mi? Çok güzeldi. Teşekkür ediyoruz sevgili Hüseyin Goncagil'e bu güzel klibinden dolayı. Sevgili Mustafa Aslan Türkiye'de teşekkür ediyoruz. İbiş ve kim bunlar arkadaşlar? Hangi arkadaş? Bu yanındaki ikizler. Ha öküz. Aman işte ikizler. Bu Furkan'la efendim kim? Ferhat. Öyle mi? Evet. Nereden bunlar? Bamberk'e gitmiştik sünnetine katılmıştık. Aa bu mu o çocuklar? Yurt dışında bu ikisi onlar. Efendim. Tanışalım o zaman. Tanışalım. Adın? Furkan. Furkan. Ferhat. Ferhat. Kaç gündür Almanya'dan Türkiye'desiniz yani? Kaç gündür burada yaşıyorsunuz? 3 hafta oldu. 3 haftadır imiş buradaymış ben. Sen? Ben de 3 hafta. Beraber kardeş misiniz siz? Evet. Ya söylesene beni yoruyorsun, Allah iyiliğini versin ya. Evet biz üçümüz kardeşiz. Maşallah, ben ne olacağım bu arada? Sen 4. kardeş. Allah kabul etsin. Peki İstanbul'da mı en çok gezdiniz 3 haftadır? Her yeri gezdik. Her yeri gezdim. Mesela Van'ın nesi meşhur? Van'da ne yaptınız? Niye söylemeymiş? Efendim? Malatya'da ne yaptınız? Malatya'da ya sen demedin her yeri gezdik. Kayseri'de ne yaptınız? Gitmedik oralara. Oğlum niye her yeri gezdik diyorsun ya? Gezdiğin yerleri söyle. Alanya. Alanya. Aa, Alanya. Dimçay'ına gittiniz mi? Efendim? Dimçay'ına. Çay içtiniz mi diyor? Damlataş mağarası. Damla damlattın mı diyor? Aa İskele. Orada yukarı çıkardın. Manavgat. Bravo, Manavgat'a gittin. Manavgat şelalesine. Peki İstanbul'da en çok nereyi beğendiniz? Kapalı çarşı. Kapalı çarşı. Evet kendim, mutlaka İstanbul'a geldiğinizde kapalı çarşıyı gezmezseniz İstanbul'u gezmiş sayılmazsınız. Çocuklar mutlaka annelerinizle babalarınızla beraber İstanbul'da kapalı çarşıyı gezmeyi kaçırmayın. Sorayım bir, sen İstanbul'un en çok nesini beğendin? Ben İstanbul'un balık ekmeğini beğendim. Bayılıyorum balık ekmeğe. Peki balık ekmek sana bayılıyor mu? He bayılmaz olur mu? Evet. Bayıla bayıla götürüyorum valla. Peki ne zamana kadar bekliyorsun? İftar bir olsun bak nasıl götürüyorum. Evet sevgili balıklar. İftar olur olmaz ibis size saldıracak, dikkat edin. Pekala. Şimdi sor soruyu ver hediyeyi. Hemen soru geliyor, hazır mısınız? Hazırız. Almanya'da yaşıyorsunuz. Evet. Almanya'nın başbakanının adı ne? Aha. Kadın. Aslında kadın. Oğlum cinsiyetini sormuyorum. Türkiye'nin başbakanı. Adı ne? Adı Christian Wolf. Hristiyan mı kendisi? Pekala. Türkiye'nin başbakanı kim? Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan diyor. Doğru muymuş? Doğru cevap. Recep Tayyip Erdoğan hem de. Ha, niye Recep koymuşlar ismini? Recep ayında doğmuştur. Maşallah ya. Evet. Ne kadar güzel. Tebrik ediyorum. Ver hediyesini. Hediyelerini verelim mi? Hediyelerini verelim. Ver hediyelerini. Ne hediyesi vereceğiz? Canım benim. Ha, bir Goncagül çocuk şarkıları. Ha, bir de Goncagül çocuk ilahileri. Goncagül çocuk ilahileri. İki tane Almanya'dan gelen çocuklarımız Türkiye'de tatillerini gezmek üzere buraya gelen bir tane daha ver çocuğumuza da vereceğiz. Gelmişler. Ekranları başında izleyenler de sadece www.çocukilahile.com'a girecekler ve Goncagül çocuk ilahilerinden kazanmış olacaklar. Peki bu da senin hediyen. Teşekkür ediciymiş. Var mı İbiş? Bak bir abla gelmiş. Onu da sen konuştur. Hangisi? Bora abla. Bu mu? Bunu. Adın? Nisanur Doğan. Babanın adı? Hayrettin. Konuşsana kızım. Babanın adı? Hayrettin. Hayrettin. Malları ikiniz mi soydunuz? Konuş, mallar nerede? Ne malı? Yahu malları diyorum, nereden soktun içeriye? Hangi depoya sakladınız? Kaç kamyon? Kaç kişi bu işi yapıyor? Sen ne soruyorsun bir şey? Sen demedin mi çocuğu sorguya al diye? Ya öyle değil. Nerede oturuyor? Nereden gelmiş? Kaça gidiyor? Hay Allah elini versin. Ben de sorguya aldım çocuğu. Ergin Ekon'a çevirdim burayı ya. Canım ismin ne? Nisanur Doğan. Ha Nisanur'muş. Nurlu Nisanur. Çıktı çocuk. Peki hangi Nisanur, semtten? Nisanur hangi semtten geliyorsun? Almanya'dan geliyorum. Bu da Almanya'dan geliyor. Aaa! Neresinden? Neresinden? Stuttgart. Turşukart'tan geliyormuş. Turşu değil ya, ya. Stuttgart. Ha, biz Stuttgart. Senle Schondorf'a gidip de sünnette katılmadık mı? Evet katıldık. Tayyip Genç'te program yapmadık mı? Aa Tayyip Genç'e selam olsun. Fırtına çıktı da çadırlığa devrilmedi mi? Evet Allah rahmet eylesin. Evet o zaman var mıydı Selmanur? Aa var mıydı Selmanur? Adın neydi? Nisanur. Nisanur ya. Ha Nisanur. Kaç yıldır Almanya'daymış? Orada mı doğdun? Yok. Nerede doğdun? Hastanede. Türkiye'de doğdum. Türkiye'de doğmuş. Kaç yıldır Almanya'da yaşıyor? 9 yıldır Almanya'da yaşıyor. Niye Türkiye'yi terk edip Almanya'ya gitmiş? Babası orada.
Kim orada? Babamın yanına gittim. He, babasının yanına gitmiş. Bundan sonra babasının yanında mı kalacak? Bundan sonra babanın yanında mı kalacaksın? Evet. Annen ne olacak? Annem de yanında kalıyor. Ha, annesi de yanında beraber. Ayrı ayrı mı kalacaklar? Ayrı ayrı mı kalıyorsunuz? Aynı evde mi kalıyorsunuz? Aynı evde kalıyoruz ama annemle ben Türkiye'den. Açıldı çocuk yavaş yavaş. Evet, devam et. Kaç kardeşsiniz? 3. 3 kardeş. Başka yok mu? Yok. İyi bak, Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü dinlemiş adam. 3 tane. Mısır yiyen onun nesi oluyor? Mısır yiyen kim? Kardeşim. Aynı anne babadan mı? Evet. Ha, iyi, güzel. Peki şimdi bu da seferiler mi? Seferi misiniz? Hayır. Orucu açıyor mu? Ya, seferi mi? Oruç var mı? 15 günü geçiyor, seferi değiliz. Seferi değiliz, 15 günü geçiyor diyor. Aa. Maşallah hocam. Tebrik ya. Tebrik ediyorum. Kaça gidiyorsun? 6'ya geç. 6'ya geçmiş. Canlı iyi. Bağlantı var. Canlı bağlantı var. Alo. Dur bakayım, daha açmadılar. Aa. İHA'dan arıyorlar. İHA'dan. İHA'dan Emine abla arıyor. Yetim Destekleme Derneği'nde iftar programı var. İnşallah çocuklarımızla iftara oraya da gideceğiz. Sevgili seyirciler, Ramazan ve Çocuk devam ediyor. Sevgili Biş, Almanya'dan gelen çocuğumuza sorusunu soruyor, hediyesini veriyor. Ve hediyesini veriyorum. Hazır mısın? Hazırım. Pekala, soruyorum. Şşşt, kımıldama. Konsantre ol. Hazır mısın? Hazırım. Soruyorum. Gece kalkılan yemeği yiyoruz, sonra yatıyoruz. Yemeği yedik. Yediğimiz yemek ne yemeği? Sahur değil mi? Sahur yemeği dedi. Ve 10 puanı. Alkış nerede çocuğum? Nerede alkış? Evet. Ondan sonra cuma başladık. Oruç bitti. Akşam. Ne okunuyor? Akşam ezan. Ezan okunuyor. Ezan okundu. Ezan okuyan kimdir? Kim okur ezanı? Ay. İmam mı okuruyor? İmam. İmam mı? Ay, yanlış cevap. İkinci soruya. Yanlış. Hoca hangi hoca hocam? Nasrettin hoca. Olur mu canım? Müezzin olacaktı. Müezzin doğru yanıt. Yanlış cevap verdi. Evet. Evet. Ama birinci soruya doğru yanıt verdiğin için sana ne yapıyoruz? Efendim, hediyeni veriyoruz. Evet. Teselli hediyemiz. Almanya'ya. Almanya'ya kucak dolu sevgiler gönderirken efendim bu güzel hediyeyi de yanına götürüyorsun. Arabada dinletin. Biz de 9. ayın 25'inde ve 26'sı Almanya'dayız. Bir tanesi de sünnet programında, diğeri de evlilik düğün programında sevgiliyi bir şeyle beraber. Evet. Hem evlendiriyoruz, hem sünnet düğün, hem boşandırıyoruz. Yok, boşanma değildi ya. Boşanıyoruz. Erler demine destur olalım, erler demine destur olalım, pervaneye hakimle.